Bu videoda bileşke fonksiyonların evet bunların üzerinden geçip bir bileşke fonksiyonun nasıl kurulabileceğini göreceğiz. Eğer bileşke fonksiyon kavramını ilk kez duyuyorsanız ya da bu videonun ilk birkaç dakikası size tanıdık gelmezse Kan Akademi'de bileşke fonksiyonlar konusunda hazırladığımız cebir videolarını izlemenizi öneririm. Bu videoda kalkülüs özellikle de zincir kuralı konusunda faydalı olacak bir beceri için biraz alıştırma yapacağız. İsterseniz önce bileşke fonksiyonun ne olduğunu bir hatırlayalım. Diyelim ki, fx eşittir 1 artı x'e eşit olan bir fonksiyonumuz olsun. Ve gx de mesela kosinüs x olsun. Ee, şimdi bana f içinde g x'in ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize siz bulmaya çalışın. Peki f g x'i bulmanın yollarından biri f'in girdi değerinin x yerine g x olduğunu düşünmektir. Demek istediğim f x'in tanımında x gördüğümüz yerlere g x yazacağız. Eşittir. 1 artı x yerine x yazacağız, öyle değil mi? Evet, 1 artı g x ve g x de kosinüs x'e eşit olduğu için buraya kosinüs x yazabiliriz. Bunu bir şema ile göstermemi isterseniz, x'i önce g fonksiyonuna veriyoruz. Buradan gx çıktı değerini alıyoruz. Ve bu gx çıktı değerini de f fonksiyonuna girdi olarak verip, çıktı olarak, f g x'i alıyoruz. Bu kısa hatırlatmadan sonra şimdi bir de bunun tersini yapıp yapamayacağımızı görelim. Yani işe bir fonksiyon tanımı ile başlayıp bunu farklı fonksiyonların bileşkesi olarak gösterip gösteremeyeceğimize bakacağız. Örneğin g x kosinüs sinüs x artı 1'e eşit olsun. Bu arada bileşke fonksiyonları oluşturmanın çoğu zaman birden fazla yolu olduğunu da hatırlatmak isterim. Bunu aklınızda tutarak şimdi videoyu durdurun ve gx'i iki fonksiyonun mesela fx ve hx'in bileşkesi olarak ifade etmeye çalışın. Peki, farklı şekillerde düşünebiliriz. Mesela burada sinüs x var, öyle değil mi? Peki, buna fx diyelim. Ya da bir saniye, buradakilerle karışmaması adına bu fonksiyona ux diyelim. Bunu yaparsak bu kosinüs ux artı 1 olur ve buna ek olarak v fonksiyonunu da kosinüs x artı 1 olarak tanımlarsak bu v ve u fonksiyonlarının bileşkesi olmuş olur. v x yerine v u x'i alırsak bu kosinüs u x artı 1'e eşit olur. Hemen not edeyim. v u x eşittir u x'in sinüs x'e eşit olduğunu da unutmayın. Kosinüs x gördüğümüz yere u x yazacağız. u x artı 1. U x'in sinüs e eşit olduğunu da şuraya not edelim. Evet, bu şekilde kurduğumuzda ister kosinüs u artı 1, isterseniz de kosinüs sinüs x artı 1, yani buradakinin aynısını yazabilirsiniz. Evet, eğer ux x sinüs x'e ve x de kosinüs x artı 1'e eşitse, g'yi bu iki fonksiyonun bileşkesi olarak ifade edebiliriz. Bileşke fonksiyonu 3 fonksiyondan da kurabiliriz. Ux yine sinüs x'e eşit olsun. Bir de w x, evet bunu da x artı 1 olarak tanımlayalım. Bu durumda w x bir saniye w u x yazmam lazım. Girdiğimiz x değil, u x olduğundan buraya u x ya da sinüs x artı 1 yazacağım. Üçüncü bir fonksiyonu da mesela hx, evet hx'i kosinüs x olarak tanımlarsak h w u x, evet bu gx'e eşit olur. Hemen yazıyorum h u x eşittir aşın girdi değerinin kosinüsü olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kosinüs yazalım. Girdi değeri w u x ve w u x'in buna eşit olduğunu bulmuştuk. Yazıyorum sinüs x artı bir. Tekrar edeyim, u x sinüs x'e eşitti. Bunu w x'e girdi olarak verip, sinüs x artı 1 elde etmiştik. Ve bunu da h'ye girdi olarak verdiğimizde, kosinüs sinüs x artı 1, yani g x'i elde ettik. Bu videodaki önemli nokta bileşke fonksiyonları nasıl tanıyabileceğimiz. Ama her şeyin bileşke fonksiyon olmayacağını da hesaba katmak zorundasınız. Şurayı bir sileyim. Evet. Mesela elimizdeki fonksiyonun fx eşittir kosinüs x çarpı sinüs x olduğunu düşünelim. Bunu bileşke fonksiyon olarak değil de fonksiyonların çarpımı olarak gösterebiliriz. Mesela ux kosinüs x'e ve x e, vx de sinüs x'e eşit olsun. Bu durumda söz konusu olan bileşke değil, çarpımdır. Evet, fx ux çarpı vx'e eşittir. Eğer bileşke olduğunu düşünüyorsanız, yani bunun u ve x'e, evet buna eşit olduğunu düşünüyorsanız, hemen videoyu durdurun ve bunun neye eşit olduğunu bir bulmaya çalışın. Aa, biraz da alıştırma yapmış oluruz tabii. ux kosinüs x'ti ama buradaki girdi değeri, x yerine vx yani sinüs x. Eğer v u x'i kurmak isterseniz de bunun tam tersini yaparız ve sinüs kosinüs x elde ederiz. Her neyse bu örnekte de bir fonksiyon tanımını gördüğümüzde bunun bir bileşke fonksiyonu mu yoksa fonksiyon çarpımı mı olduğunu nasıl ayırt edebileceğimizi öğrendik. Zaman zaman bileşkelerin çarpımı ya da bölümü de söz konusu olabilir tabii. Yani yeni bir fonksiyon elde edebilmek için her türlü kombinasyonu kullanabiliriz.